Selamun aleyküm arkadaşlar. Sıfırdan hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin Ha, diyoruz biz ve de iyiyiz. bugünkü videomuzu başlatıyoruz. Kopuştu muymuş anne? Odun Burada kaldı. faslımızı artık komple bitiriyoruz. Bunları sıkılmayın diye Bitirseydi çekmeyeceğim. Allah'ın odun. Yine getirdiğimiz sürekli bunları dağdan getirdik yine. Vallahi Vallahi ya odun da odun. buranın kışı pek belli olmuyor. Şurada da bir kısa bir çay molası değil mi hayatım? Ayağlarımı çekme. Eşimin ayağına çivi battı. Geçmiş olsun hayatım. Bu da ayakkabılarım. Vallahi çivi battı. İş işten geçtikten sonra giydim. Aynen öyle. Şimdi bugünkü amacımız, videomuza dahil olacak konumuz. Gördüğünüz gibi geçen gün dağdan çorak getirmiştik. Ben onu karıyorum. Buranın komple sıvamasını yapacağız. İnşallah güzelce ahırımızda tadilatını yapmış olacağız. Sularımız akmıyor. Maalesef 2 gündür gittim komşudan getirdim. Şimdi çorağı nasıl karılır onu göstereceğim. Aynı çimento tarzı karıyoruz. Samanla karıştırıyoruz biz bunu. Toprak normal şekilde. Ben bunu şimdi bir güzel çiğneyeceğim. Orada annemgil de biraz odun taşıdı mı? Annemgil de şuradaki odunların hepsini kesmeye çalışacaklar. Bittikten sonra da ahırımıza girişeceğiz. Çıldır. Gel oğlum. Baba. Bak. Bak ne yapıyorsun? Çıldırım. Gel oğlum. Şöyle sizce hep beraber çamurumuzu karalım bakayım. Ya Allah bismillah. Değil mi oğlum benim? Değil mi oğlum? Evet, şuradan izlemeye durumu. İnşallah kamerayı devirmez bizim. Yavrucaklar. Bunun iyice toprak şeklinden çıkması lazım. Bunun için bol bol suyla bunun çiğnemesini yapacağım. Şöyle biraz yıkayalım. Biraz daha su atacağım. Çorak eskiden böyle karılıyormuş. İnşaatta da çok çalıştık. Çimento gibi. Ama tabi çamur olduğu için biraz zor karılıyor. Elinizden geldiği sürece bol bol çiğnemeniz lazım. Belki köyde yaşayan izleyen takipçilerimiz var. Yapmazlarsınız da biz de çorak. Toprakla da yapıyoruz normalde. Dediğim gibi şimdi ya bak girsin hocam. Haydi baba haydi. Gördüğünüz gibi rengi çıkmaya başladı. Anam bağlandı. Gel oğlum buraya. Gel. Kameranı düşüreceksin gel. Tartı kameranın arkasında şu an. Bu için amacım. Bunu bir aktaralım. Ondan sonra bir daha çıkayım. Gördüğünüz gibi kalıp kalıp oldu. Evet.
Anamla birlikte sıvayacağız bunu. Bir daha girişeceğim. Doğal beton. Oo, güzel oldu, güzel. Bu şekilde göstereyim tekrardan. Çorağımız yavaş yavaş hazır oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha çiğneyeceğim ben bunu. Ondan sonra odun işini bitirdikten sonra tertemiz ettik, görüyorsunuz buraları. Eski odunları da şuraya yığdık. Bunları ekmek falan pişirirken fırın için ayırdık. Bu şekilde çiğnemeye devam edeceğim. Ondan sonra bu hazır olacak. Sıvayma işleminde inşallah görüşürüz arkadaşlar. Şu kahverengi var ya arkadaşlar, çok fena. Ne gidesene, çıldır. Tam çıldır. Tarçınımız da var ya. Gel oğlum. Gel. Gel. Hatırlıyor musun? Fındık tombulu getirirken bu kadardı. Şu kahverengi kadar. Maşallah bunlar da büyüdü artık. Çok fena oldular. Fındık tombulumuz da orada. Sıvama işlemine başladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıvıyoruz. Ondan sonra üstüne kireç vuracağız. Eskinin işleri. Betonu, işleri. Anacığımın dediği gibi. Eskinin işleri bu şekilde işte. Isladı ısladı sıvıyor değil mi anne onu? Evet. Anam daha iyi biliyor. Ben daha buraya başlayacağım şimdi. Sen de şu tuğlağın buranın var. Ha, şu araya mı diyorsun ana? Ha, gördüğünüz gibi buralar hep çatlamış, buralar hep işte. Gördüğünüz gibi eskiden de zaten şeyle yapmışlar. Anam bile eskiden de şeyle yapmışlar. Buraya kapatacağım şimdi. Güzelce sıvayacağız. Şöyle biz ayarlamasını yapalım. Şimdi içeride suları dolduruyor. Odunları hep taşıdık zaten, kalmadı artık. Son pisliğini de şöyle yakıyoruz. Bitti. Gördüğünüz gibi ahırın etrafını açtık. Burayı tadilata başlayacaklar. Haber geldi. Onunla ilgili meraklarınızı korumaya devam edin. Çok güzel videomuz gelecek. Gördüğünüz gibi tertemiz ettik. Hiçbir şey de kalmadı. Tertemiz oldu. Çok da güzel oldu. En son pisliğinde yaktık böyle. Biz buralarımızı yavaş yavaş sıvayalım. En son halinde gösteririm. Sıvandıktan sonra da çeker eklerim. Güzel oluyor aman hakkı. Değil mi? Yarına kadar kurur mu? O zaman ben sabah erken gideyim, alayım geleyim. Yaramış. Amcamdan mı alayım, Yeşut'tan mı alayım? Var mıdır amcamdan? Bilmiyorum, vardır öyle. Sorarım. Kirecine vurduktan sonra dediğim gibi 10 numara olacak. Yıkacaktım ama yıkmaya gerek yok. Çok lazım oluyor. Yine de oğlum. Evet. Şey, şimdilik yıkmanın bir... Hemen her şey olmaz. Yok, yıkmanın bir anlamı yok gerçekten. Şimdi burası sana daha çok lazım olacak. Aynen öyle anne. Dediğin gibi çok lazım olacak. Sıvamasını yapalım, ondan sonra görüşürüz.
Doğal betonumuzda tamirimizi yapıyor. Anacığım var. Bu bana. Baksana bir taş gibi var. Orada düz gibi ağırsın. Lak da yapışıyor orada. Beton dökülüyor, bu dökülmüyor. Gördünüz mü? Eskinin betonları. Vallahi benim çok hoşuma gitti. İlk defa elime alıyorum ben bunu. Her şeyi. Çorakla iş yapıyorum ben. Becerebildim abi, beceriyorsun. Becereyim. Seni becermediğim yok şey. Evet. Videolarda pek çalışmıyorum diyorlar ama. Aslında hata bendeymiş arkadaşlar, dediğiniz gibi. Kendimi çalışırken çekmiyorum. Ne bileyim. İnsanların bu kadar tepki vereceğini bilmiyordum açıkçası. İş yaptığımı boş etmiyorlar. Ben ne bileyim, ben anne insanların bu kadar tepki vereceğini zannetmiyorum. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Ben de titiz işi severim. Evet, o huyumu seviyorum. Benim işim güzel olacak yani. Buraya abiyle delik bırakacağım anne. He? Abiyle delik bırakacağım. Niye? Şurayı. Ki tulanın arası delik olsun. Niye? Hava olsun anne. İleride inek inek olur. Oldu mu şimdi? İş başındayken telefonla görüşmeyelim lütfen. Gördüğünüz gibi onu. On numara oluyor. Çoraksın yok da. Ufuna su yapıyor. Eskinin. Ufuna su yapıyor. Bak onu gördüğün gibi. Allah'ım numara oluyor. Duvalına daha büyük değil. Duvalarını daha büyük. Daha var. Şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıvayacağız. Şu arada da yarıklar var. Orayı da sıvayacağım. Şuralara da 2-3 atarım. Vallahi 10 numara oldu. Şurayı, şu arayı yarı da kapatacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, günaydın. Ahurumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabahın 7'sinde. İşlerimiz var, onun için burayı hemen halledecek. Hemen sabah erkenden kalktık anacığımla. Anacığım girişmiş bile. Değil mi ana? Anacığım durur mu? Vallahi billahi. Gördüğünüz gibi sabah da erken. Mesai başladı. Dün buralar yapmıştık. Bugün bu şekilde olduk. Kusurumuz sabahı ben gösteremedim. Akşam oldu. Hemen su içeceğiz buraları, ondan sonra. Hay Allah, kusura bakmayın vallahi. Erkenden kalktık anacığımla. Ya Allah, bismillah. Girişek mi ana? Girişek. Hadi bay. Evet arkadaşlar. Sıvama işlemini bitirdik. Anacığımla. Hava biraz soğuk, daha kahvaltı yapmadık. Şimdi birazdan kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra kireç alacağım. Bir iyice kireç diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle son kez göstereyim. Bembeyaz olacak. Burası da bir düzene girmiş olacak. Çok güzel olacak. Vallahi iyi olacak. Şöyle de göstereyim. Şuraya da kazık çaktım bir tane. Burası şöyle yanmamış. Buradan dayama gibi bir şey yaptım. Hiçbir şey olmaz vallahi. Şimdiki aletler dediği gibi annemin. Burası işte gördüğünüz gibi. Güzelce suladım buraları hep. 10 numara oldu vallahi. Şeyini de çekelim. Kirecini de yapalım. Bu tabana da en son güzel bir tutular falan kıracağım. Suyla sertleştireceğim bunu. Daha önce komşular buraya yem koymuş. Fareler, sırçanlar hep onları yemiş. Mahvetmişler buraya girip çıka çıka. Değil mi kızı fındık? Fındık.
Gel. Kerecimizi alalım. Yapalım inşallah. O zaman son halinde bir çekerim, çok güzel olacak ama. Dediğim gibi burayı yıkmaya hiç gerek yok. Burayı kullanacağız belli bir süre daha. İlerleyen zamanlarda bakarız. Çok güzel olmaya başladı inşallah. Anam da yoruldu, gidelim bir kahvaltı. Evet arkadaşlar. Ahırımızın badanasını anam yapıyor. Güzelce suluyor valla maşallah. Her zamanki gibi. Şöyle size tekrardan da göstereyim. Tabi bu kuruyunca daha beyaz gözükecek. Herhalde annem bir kat daha atar buna. Şöyle uzaktan göstereyim. 10 numara oldu. Ahırımızın tadilatı da. Dediğim gibi burayı yıkmayacağız. Değerlendirmek istedik. 10 numarada oldu vallahi. Şu karartı gibi yerler zamanla bembeyaz olacak. Şu aynı duvarlar gibi. Bir kat daha atacağım annem. O zaman daha güzel gözükecek. Çok güzel oldu. Böyle ön taraftan da göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi. Dağlaş olarak bir 10 senedir falan buralarda bakmıyorduk. Ya gelip gidiyorduk ama dediğim gibi zamanımız yoktu. Bunlar hep zaman isteyen şeyler. 10 senedir evimizi ocağımızı açmıyor değiliz tabii ki. Her zaman senede 2 senede bir gelip açıyorduk. Ama şimdilik sürekli burada olduğumuz için bakımda şarttı. İnşallah Allah utandırmaz. Sıfırdan hayatımızı kurmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. İnşallah beğenerek, severek izlersiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin diyoruz. Selametle kalın.